Sayın Danış Beşiktaş. Sataşma var ama buradan konuşmak istiyorum. Takdir sizin efendim. Sayın Başkan, doğrusu Sayın Zengin oldukça geniş bir çerçevede konuşmacılarımıza yönelik sataşmada bulundu. Önce şunu söyleyeyim, cevap vereceğim çok şey var. Yalnız beni dinlerseniz Sayın Zengin, yani ben bir anlatayım derdimi. Bir, ayrıştırıcıymış bizim dilimiz. Erkekleri ayrıştırıyormuş. Üç çocuk annesi, Allah uzun ömürler versin. Benim de iki erkek evladım var. Bu erkeklikle, kadınlıkla ilgili böyle bir dil kullanmayı doğru bulmuyorum. Çocuğumuz erkek olabilir, kız olabilir. Biz başka bir toplumsal cinsiyet resmi çiziyoruz burada. Şimdi SEDAV niye var? Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, pozitif ayrımcılık, kotayı niye tartışıyoruz? Çünkü kadınlar dezavantajlı. Çünkü kadınlar ve erkekler hayatın içinden aynı olanaklarla, aynı fırsatlarla yaşamıyor. Siyasette de, eğitimde de, istihdamda da, emekte, her hayatın her alanında. Sayın Zengin'e şunu tavsiye ederim. Biraz daha kadın hakları çalışsın. Tamam Aynur. Kadın haklarına yönelik kadın demek ayrıştırıcı değil, kadınlarla erkeklerin eşitliğini savunan bir perspektiftir. Ayrıca kadına yönelik şiddet tabii ki politiktir. Doğrudur, bu bizim siyasi anlayışımızdır. Onlar ev içi şiddeti özel diye kapatmayı tercih edebilirler. Ama biz ev içi şiddeti de, sokaktaki şiddeti de, gözaltındaki şiddeti de, cezaevindeki şiddeti de politik olarak görüyoruz. Bunu erkek egemen sistemin kodlarıyla hareket eden bir eril yaklaşım olduğunu söylüyoruz ve bunun arkasındayız. Politiktir. Bu nedenle bunu hiç tartışmıyorum bile. Türk halkı, Kürt, geleceğim, sabredin, ona da geleceğim. Kürt halkı diye derken efendim biz onlar Türk demiyormuş. Ya insaf ya, ortakları her gün kürsüden ne mutlu Türk'üm diyene oturuyor. Sayın, ama ben gerçekten sizi dinledim. Gerçekten dinledim. Size cevap veriyorum, sonra siz de verin. Biz, insanın ağrıyan yeri kimliğidir derler ya, bizim de öyle. Neden? Kürt dili yasak, kimliği yasak, kültürü yasak. Burada Kürt ve Kürdistan dediğimiz için her gün bize itiraz var. Buyurun. Ortada bir ayrımcılık olmasa, valla ben hiçbir yerde ben Kürdüm demiyorum burası dışında. Burada o kadar üstümüze geliyorsunuz ki kimliğimizi söylemek zorunda kalıyoruz. Soyadı meselesine gelince Saruhan Bey'e sordum. Oradan Hüseyin Yayman ismini de Ömer Vekil'den öğrendim. Demiş ki soyadınız sayesinde vekilsiniz. Bugüne kadar hiçbir milletvekilimiz bu kürsüden de buradan da soyadımla gurur duyuyorum deme gereği duymamıştır. Biz hepimiz soyadımızla gurur duyarız. Ailemizle, geçmişimizle tabii ki gurur duyarız. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Kendi başbakan yardımcıları Beşir Atalay kendi döneminde şunu demişti. Sadece hatırlatıyorum. Öcalan için, Sayın Abdullah Öcalan için demişti ki, beğenseniz de beğenmeseniz de Kürtlerin lideridir. Nereden nereye geldik? Yani bu konuda yüzlerce söz çıkarabilirim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Biz kime sayın diyeceğimizi, kime demeyeceğimize biz karar veririz. Başkası bunu bize dikte edemez. Yani işinize geldiğin... Buyurun. Konjüktürel olarak siyasi çıkarlarınıza göre, hesaplarınıza göre İmralı Adası'na gitmek, mektup getirmek, fotoğraf getirmek, görüşme yaptırmak, sonra da gelip burada teröre lafları atmak bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Biz çözüm sürecinin dün de arkasındaydık, bugün de arkasındayız. Bugün de İmralı'da görüşmelerin yapılması gerektiğini savunuyoruz. HDP olarak çözümden ve barıştan yanayız. Bu konuda utanacağımız, sıkılacağımız hiçbir şey yok. Çünkü bu ülkede kan akıyor, kan. İnsanlar ölüyor. Biz demokratik siyaseti barış için aynı zamanda yürütüyoruz. Son olarak Tuma Çelik ve Mensur Işık'tı galiba. Ya vallahi Sayın Zengin'i hayretle dinledim. Biz o zaman da hem buradan
hem basın toplantılarıyla hem illerimizde hem kurullarımızda. Taciz iddiası ya da şiddet iddiası, şiddet iddiası ile ilgili kim olursa olsun dedik. İçimizde dışımızda tam karşısındayız. Ben hatta bir açıkımda gözüm olsa çıkarırım dedim. Şu anda ikisi de partimizin üyesi değil. Biz kendi tutumumuzu gösterdik. Peki onlara soruyorum. Soruyorum. Ben bir ceza avukatı olarak soruyorum. Nadira Kadirova milletvekillerinin evinde ölü bulundu, ölü. Ölü bulundu ya. Bundan ötesi var mı? Buyurun, buyurun. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ceza hukukunda bütün ceza hukukçuları dinlesin. Ne olur, ne olur benim silahımla benim evimde bir kadın ölü bulunmuş. Ben işlememiş olabilirim. Bak işledi demiyorum o suçu. Ama asgari düzeyde şüphelidir. Şüphelidir. Tek bir gün soruşturma açılmadı. Hakkında takipsizlik kararı bile herhalde verilmedi. Soruşturma yürütülmüyor. Tolga Ağar, Yeldana Kahraman ölü bulundu. Ya biz ölümden söz ediyoruz. Siz bu iki cinayet vakasını neden kapatıyorsunuz? Suçsuzsanız çıkın yargı önüne hesabını verin ve o yargılasın. Ya biz komisyonda bile dokunulmazlık kaldırılmasına evet demiş bir partiyiz ya. Bununla gurur duyuyoruz ama onlar gizleniyorlar. Tecavüzün de, tacizin de, cinayetlerin de, kadın düşmanlığının da öncülüğünü yapıyorlar. Sonra da bu da gelip bizim milletvekillerimiz üzerinden bize laf söyleyemezler, söyletmeyiz.